Ay Tolgacığım, büyütme artık ya. Nasıl büyütmeyeyim Nesrin? Dedektif miyim ben ya? Habire görev veriyor bana adam. Bu cezayı da bana kesti zaten. Yani sen de fitili ateşledin ama bir rahat durmadın ki. Bak neler oldu. Vay be. Sen de faturayı bana kestin ya, helal olsun. Sen niye kendi evine gitmiyorsun Nesrin ha? Niye benim peşimden geliyorsun? Gitsene evine. Allah Allah. Niye geldim acaba? Tolgacığım, artık annenle ne konuştuğunu söyleyecek misin? Annem nereden çıktı şimdi? Nereden çıktı? Niye bana bu soru şu an? Nereden hakkı? Anne. Annem, annem bana ne demiş olabilir? Abla aşkına, annem bana ne demiş olabilir? Ne alaka değil mi? Konuyu değiştirmeye bak yani şimdi. Bak, soruya soruyla karşılık verdiler. Birkaç kere aynı soruyu sormalar. Gözler kısıldı, bir gerginlik. Kesin bir şey olmuş yani. Bana bak, sakın bana mantı falan deme de yine. Aa, vallahi mantıysa ben de gelirim kankacığım. Değil mi? Sırası mı Hakan'cığım? Mantı olsa gidilmez mi? Gidilir. Benim annem, anam ya. Bana bir yemek hazırlayamaz mı? Bir yemek yani yediremez mi ya? Annem. Allah Allah. Ben şimdi ama çığlık çığlığa bağıracağım burada. Oy. Ne oldu? Hadi. Tam yeni bir proje varmış, onu anlatacakmış. Tamam, bitti. Hmm. Git tamam hadi. Projelerimi önce menajerim değerlendiriyor diyemedin mi? Dedim. Yani dedim de. O gelirse anlatmam dedim. Menajerim gelmezse ben gelmem diyemedin mi? Diyemedim. Merak ettim proje. Ay be. Ay be. Özür dilerim. Tam gitmiyorum ya. Tamam gitmiyorum. Gideceksin. Gideceğim. Nasıl yani? Merak ettim çünkü şimdi ben de. Gideceksin ki öğrenelim ne olduğunu, ne diyecek acaba. Ama şöyle yapıyoruz. Anneciğim, gelelim konuya. Beni niye çağırdın buraya? Bak, sana 10 numara bir teklif var. Kurtuluyorsun. Bahri'den de, Kadir'inden de, Şerife'sinden de, hepsinden kurtuluyoruz. Senin en başarılı işin hangisi? Yani benim başarısız bir işim yok öncelikle. Hepsi başarılı anneciğim. Hadi en başarılısı, en başarılısı yanlış aşktı. Değil mi? Oydu, yanlış aşk. İşte onu yeniden çekiyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Çekildi o zaten. Oğlum, Orta Doğu ve Güney Amerika için çekiyorlar. Arkasında da uluslararası çok büyük bir yapım şirketi var. Yani bir benim Bahri Bey'le şimdi sözleşmem falan var. Nasıl olacak yani böyle bir şey? Hepsini ödeyecekler çocuğum. Ödemeler falan, öyle bir şey. Allah Allah. Sen ne diyorsun Nesrin bu işe? De Nesrin ayol. Olmaz diyorum. Hayatta olmaz Tolgacığım. Tolga bu ne? Ama anne yani iş görüşmesi yapacaksan menajerin de olması lazım değil mi? O yüzden o da burada. Sevgilişim, biz seninle en son ne karar aldık? Kariyerinde öyle zikzaklar çizmeyeceğiz. Bu işte anlaştık, sonuna kadar bu işte gideceğiz. Haksız mıyım? Asya'yı abisi yarım saat önce aldı götürdü. Oğlum ortada kalabilir. Belki bir daha böyle bir teklif gelmeyecek. Ne olursa olsun aşkım. Biz anlaştığı şirketi öyle yarı yolda bırakacak tarafta olmayacağız. Haksız mıyım? Çok haklısın Nesrin'ciğim. Evet, ayrıca ben çektiğim bir diziyi bir daha niye çekeyim ki değil mi yani? Bu işin akıbeti belli değil. Selçuk aradı Tolgacığım. O tipi tip eniştenin yanındaki kadınla ilgili bazı bilgilere ulaşmış. Yarın erkenden şirkette buluşuyoruz. Ben de şimdi çıkacağım, tamam? Öptüm seni aşkım. Tamam Nesrin, öpüyorum seni çok, sağ ol. Anneciğim, ben bu işi çekeceğim. Ben senden konuşmuyorum. Bundan sonra ne konuşacaksan, ne soracaksan git o varoş Nesrin'le konuş. Ya anne, çocukluğumdan beri bana profesyonel ol deyip duruyorsun. Olunca da sonra trip atıyorsun ya. Hadi kahve çok güzel. Kahveni iç. Hadi.